arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün neredeyim? Ağaç ev. Ortasından ağaç geçiyor. Buranın rezervasyonu tam olarak 2 yıl önce yaptırdım. Ve sonunda o gün geldi, çattı. Biz buradayız. Şimdi şöyle, genelde vloglarımda sizi her yere benimle birlikte götürdüğüm için siz de her şeyi görüyorsunuz. Evi göstereceğim size ama öncesinde buranın sahibi bana ufak bir kahvaltı getirdi. Şimdi kahvaltımızı yapmaya gidelim. Günün geri kalanında da birlikte olacağız. Bayağı da ağırmış. Kahvaltımız hazır. Zaten söylemiştim. 9 gibi kahvaltımızı getirdiler. Şöyle bir yukarıdan göz atıyorum. Şimdi bakayım neler var. Hem de kahvaltımıza başlayacağız zaten. Peynirimiz var. Ne peynir olduğunu anlayamadım. Yiyince anlayacağım ama. Yumurta getirmişler. Burada böyle humus gibi bir şey var ama çok onu anlayamadım. Ha, peynir falan yine. Değişik peynir. O tavuk galiba. Ha, çünkü evet. Yani sormuşlardı herhangi bir diyetiniz var mı diye. Yemediğimiz şeyleri söyledik. O yüzden orada şey var. Burada böyle bir sütümüz var. Çünkü kahve makinemiz de var. Teşekkür ediyoruz. Benim için çok önemli bir şeydi bu. Çay getirdiler. Kahvemiz var. Yoğurtlar. Çünkü reçel. Ne o? Yulaf. Yulaf. Benim sürekli yediğim yulaf var. Bu kadar çok şey var. Aynen, çok fazla şey getirmişler. Şunları şöyle koyayım. Bunları sonra ayarlayacağım. Ha, bir de bunu göstereyim. Burada ekmekler. Bu arada Polonya'nın çok fazla ekmeği oluyor. Evet. Yani bizdeki gibi tek bir ekmek çeşidi yok. Bayağı çeşitli ekmekleri. O yüzden ben de zaten şu anda acıktım. Daha fazla bekletmeden kahvaltımızı yapalım. Sen ne diyorsun? Aynen. Hadi başlayalım kahvaltımıza. Kahvaltı hazır zaten ama. Yani hazır olan kahvaltıyı masaya yerleştirdim. Artık kahvaltımızı yapalım çünkü çok acıktım. Aynen. Nasıl, beğendin mi kahvaltıyı? Ha, domates yedim ya. Çünkü planımız ne Emel? Yani şöyle, burada tabii ki vakit geçireceğiz evin içinde. Ama biraz böyle orman var hemen. Ormanda yürüyüş yapmak istiyorum. Etrafı görmek istiyorum. Evet. Yani çünkü ben böyle gelince bir yere biraz etrafını görmek istiyorum. Muhtemelen bu şehre yakın zamanda gelme planımız bir daha olmaz. O yüzden bir de eski evler gördüm. Onların fotoğrafını çekmeye gideceğim. Ha, bir de buranın sahibi restoran listesi atmıştı. İşte akşam yemeğini nerede yiyebilirsiniz diye. Yemek yemeye gideriz muhtemelen. Çünkü şu an için yanımızda başka yiyecek bir şey yok. Etraf nasıl yani, hiç bilmiyoruz. Evet. Akşam karanlığa kaldık. Emel dedi ki çok yakın dedi. 1,5 saat. Ya suç benim değil. Hayır, açtım haritayı. 1,5 saat gösterdi. Ben dedim ki 1,5 saat. Ona göre hazırlanıp ona göre çıktı. Yola çıktı. Yol oldu 3 saat. Neyse, sağ salim geldik. Evet. Ama güzel burası yani. Bayağı beğendik. Değil mi? Aynen. Neyse, biz kahvaltımızı bitirelim. Sonra devam ederiz. Aynen. Arif'i de aldım. Yürüyüşe çıktık. Biraz evin etrafında turluyoruz. Bakalım ne var ne yok diye. Gerçi evin oradan biraz uzaklaştık ama... Güzel bir yere geldik. Şu aşağıda park var. Her yer orman. Polonya yani. Şu ev çok güzel. Aa, ters ışık hiç görünmüyor. Arif. El salla. Yürüyüş yapa yapa böyle merkeze geldik. Bir tane park bulduk. Çok güzel. Göl falan var. Hatta gölün üstü hala donmuş. Şurada da magnet var. Aklım onlarda ama Arif beni bu tarafa doğru götürüyor. Gel böyle yuvarlak yapalım, sonra magnetlere gidelim. Hadi. Benim dediğim olsun. Arif benim hiç demokratik biri olmadığımı iddia ediyor. Hep senin dediklerin oluyor ya. Bak, benim istediğim pişiyor. Benim istediğim izleniyor. Senin istediğin dinleniyor. Evet. Çünkü sen hep böyle müzikler dinliyorsun. Ruhani. Namaste. Ben de 90'lar pop. Duygu yok ki. Duygularını aldırmışsın. Evet, ben duygusal bir insan değilim. Öyle bir şey var. Doğru. Ama onunla ilgisi yok ki. Müzik zevki duyguyla alakalı değil yani. Sen çok hafif müzikler dinliyorsun. Bazen... Sen bana hafif insan mı demek istiyorsun? Hafif müzik dinleyen hafif insan olmuyor yalnız. Orada bir anlaşalım. Hayır, öyle değil. Sadece senin dinlediğin müzikler benim bir süre sonra içimi sıkıyor böyle gıy gıy gıy. Nasıl yani gıy gıy gıy? Bari alta bir tane örnek koy da açıklamalar kısmına Arif'in dinlediği şarkılar diye.
ne dinlediğini anlamış olsunlar. Böyle çok yansıtamadım. Ha? Evet. Magnet alıyoruz. Bunu beğendik. Bunu Arif beğendi. Hadi alalım. Bir taş çiçeği. Sarası da durun. Hadi gidelim. Biraz turladık. Magnet falan aldım. Şimdi otele doğru geri dönüyorum. Çünkü 2 ile 4 arası kek getireceklermiş. Keki kaçırmayalım diye. Değil mi? Aynen. Bu arada eve doğru geldik de dışını da gösterelim. Dışarıdan içeriye doğru. Aynen. Gösterelim. Hacker Emel. Evime hoş geldiniz. Girince hemen burada resepsiyon. Aynen gayet o bina da şık. Tatlı arkadaşımız yok şu anda. Bir tane kadın karşıladı bizi. Çok sevindik. Böyle farklı evler var. Biz onlarda kalmıyoruz. O yüzden onların... Dur şu resepsiyon kısmını da göstereyim. Evet çok güzel. Onları göstermiyorum dediğim gibi. Bizimkiyle hemen hemen aynı. Şimdi gelin bizimkine gidelim. Şöyle bir dışarıdan gösterelim. Dışarıdayken burası arkası da. Evet arkası. Arkası pek güzel gözükmüyor. Ön tarafını zaten gösterdik. Evet. Ağaç ev diye geçiyor çünkü sadece onun için değil canım. Evet biliyorum. Sanki bu tek bu ağaç da diğerleri kömür ev gibi. Şimdi böyle çıkalım. Yani o ağacı şey yapmamışlar. Türkiye'de de bir yerde var ya, İsparta'da evet. Mıydı neredeydi? Bu arada buradan daha net görünüyor arkadaki evlerde. Yani şurası iki katlı, burası tek katlı. Bence en kötüsü bu. Bizimki de tek katlı ama terası var. Evet. Burası iki katlı ama terası yok. Şöyle devam ediyor. Tabii teras. Evet, terasa doğru. Evin içinden geçmiyor doğal olarak. Yok. Önce evin içini göstereyim size. Buyurun. Buyurun. Ayakkabılarımı çıkarıyorum. Işıklarımızı açalım. Hemen ışıkları açtık. Yalnız evin içi çok böyle büyük değil tabii ki ama güzelliği şu. Hani şöyle bir... Dur bahsetmiştim ya arka tarafı pek güzel değil. Evet. Ama ön tarafı böyle. Bir de şey, ha şurayı da göstereyim. Şurada böyle uzanıp. Nasıl? Böyle burada uzanıp doğayla baş başa bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Emel'in gözünden. Evet, benim gözümden. Yani. Ya burası yazın çok muhteşem olur. Ya böyle evet, yeşillik yeşil, falan. Yeşil, aynen. Burada bir yatak kısmı var. Böyle çekmecelerin içerisinde de şeyleri var zaten. Araçlarda olanlardan. Aslında evde pek bir şey yok. Ya yok ama yani zaten başka ne bekleyebilirsin? Tamam devam et. Çay göster. Makinesi kahve. Arif hızlı geçtiriyor bana. Burada kahve makinesi. Burada böyle eşyaları koyabileceğiniz bir yer. Yine de yapmış yani. Yani evet. Banyosu de fena yani, değil yani. Klasik evet işte banyosu. Klasik ama çoğu... Hangisini açacağımı bilmiyorum. Şu şey. Evet. Minik tatlı temiz. Böyle... Ya şu önemli bak. Saç kurutma makinesi. Ha evet. Ben kendim getirdim dedim. Belki yoktur ama onlar düşünmüş. Böyle güzel bir yer yani. Nasıl ısınıyor burası? Gelin dedim ki eyvah biz burada üşürüz. Çünkü elektrikler çok iyi ısıtmıyor. Ama çok yeterli oldu yani. Aynen. Güzel yani. Şurada da oyunlar var ha. Onunla biz oynamadık ama hiç. Yani vakit bulup. Aynen vakit geçirmek için ama biz daha çok vaktimizi böyle biraz da gidelim dışarıda harcayalım diye düşündüğümüzden dolayı. Aynen. Böyle evimin içi umarım beğenirsiniz. Terası göstermedik. Aa terası unuttum. Ayakkabılarımızı tekrar giyiyoruz. İyi ki montumu çıkartmamışım. Bu da terasımız. Bunlar... Üstüne otursana bir hemen. Gel. Gelmiyor niye ki takıldı. Niye gel? Bak. Aşağı uçuyormuşum. Çünkü ilk baştaki takılmış. Akşam burada biraz otururuz tekerlekli diyoruz. Tekerlekli. Evet. Ama Arif bunu şey yapamadık, götüremedik. Sen ağırsın ondan. Sadece 52. Aa bak ağaç. Evet çok ağaç güzel bu. Şekilde. Aşağıdan geçen. Ama beni endişelendiriyor bu 10 sene sonra, 10 değil de 2-3 sene sonra daha da genişlediğinde hadi burayı biraz daha açabilirler ama aşağısı biraz sıkıntı. Yine teknik detaylarla takılı. Ama terası güzel böyle. Ormanı görüyorsunuz. Ben bu ormanın bu halini de beğeniyorum. Sen böyle pek bir yeşillikte olmadığı için sıkılabileceğini düşünüyorsun ama ben sıkılmam. Biraz şey gibi ya. Yani sarı gibi. Öyle. Bence
bence güzel. Benim, neyse. Benim ruhuma uygun. Şimdi biz aşağı inelim. Çay ve kek saatini bekleyelim. Çay ve kek saatini bakalım bize ne getirecekler kek olarak. Orada görüşürüz zaten. Sonra da herhalde bir akşam yemeğe gideriz. Karnım açlık zillerini çalmaya başladı. Aynen, aşağı iniyorum o zaman ya. Yüzümdeki mutluluktan kekimi görebilirsiniz. 3 dakika. Evet. 3 dakika önce yukarıdaydık. 3 dakikada geldi valla. Aynen ve sıcak. Sıcak bir şey mi? Evet, çok güzel elmalı. Bu da süt mü? O şey kahve getirdiler ya, o yüzden aynen. Hadi hemen çay saati yapalım. Şöyle koyayım da. Ne tatlısı acaba? Bence şarlotka, o şarlotka mı? Aynen yani. Ama sıcakken çok güzel kokuyor. Elmalı her şeyi çok severim. Çay mı içeceksin? Çay. Çay yapıyorum o zaman. Gördüğünüz gibi burada da çay ve kahveye Emel bakıyor. Oo, enfes koktu. Çok ya ben şey koktu. Mesela servisi beğeniyorum. Yani evet. Servis derken servis, şimdi mesela bunu sıradan bir şeye de koyabilirdi ama şöyle hasır, ne bileyim. Bekle. Sen de bir restoran havası uyandırayım. Onda mı? Ha doğru. Evet, bunu araklamışlar galiba bir yerden. Hayır ya, öyle deme insanlara. Ama ne bu çayın markası? Şey, muhtemelen onlar şeyle anlaşmış, bu markayla. O yüzden hediye olarak da bunu verdiler. Çözdün hemen olayı. Ya ben bilirim böyle şeyleri. Bu ne? Altına bunu mu koyacağız? Restoranlarda öyle gelmiyor. Evet ama hiç bunu yakıştıramadım birbirine. Tamam sen de buraya koy. Çaydan. Bana böyle gelmedi Emel ya. Sen bunu uydurdun şu an. Ya çünkü lütfen gösterir misin beni, kendimi savunacağım. Çünkü orada da öyleydi. Tamam onu yerden böyle koyarız. Yerden tasarruf için. Tamam şimdi çayımız kaynasın. Biz çayımızı içelim. Tatlımızı yiyelim. Aynen. Bırakıyorum şimdi. Yoruldum. Tamam. Arif'in şark köşesi. Hadi otur bakalım. Şimdi çayını da bekliyor. Tamam. Garson. Ben garson muyum be? Afiyet olsun. Çayı yapıp geliyorum. Tatlıyı çok beğendim. Elmalı her şey çok güzel. O yüzden hemen yemeye başladık. Sen beğendin mi? Güzel, fena değil. Bir Polonya şeyine göre. Ya Arif. Herkesi böyle söylüyorsun, her şeyi. Bayağı güzel. Sıcak olması da ekstra iyi oldu. Eve gidince ben de yapacağım aynısından. Hamuru eksik biraz. Sadece hamuru ince. Bence böyle daha güzel. Daha fit. Manzaranla birlikte yanında da sıcak çayım. Altını bekliyorum. Uzmanından tatlı yorumları. Sayın Vedat Milor. Yorum yap. Fransa'nın güneyindeki elma bahçelerinden gelen elmalarla yapmış olmalı. Çünkü Polonya tadını alamıyorum. Yani. Hayır, Polonya'nın elması meşhur. Vedat Milor sınıfta kaldı. Hayır, evet ama bunu da alamıyorum. Çay ise Sri Lanka. Daha çok Yunan gibi. Sri Lanka'yı alamadım bunda. Güzel, fena değil. Evet, afiyet olsun Arif. Önemli olan edebiyat yapayım. Ama hadi ben de tatlı yiyeceğim. Kısa kes edebiyat. Önemli olan tatlının büyüklüğü, küçüklüğü. Güzelliği. Burada bir ikramın olması. Aynen, bir hizmet. Memnun kaldık yani. Bize geçiriyorlar mı bunu toplu fiyatta? Evet. Ama en azından bir ikram olmuş oluyor. Sonradan para vermek daha çok koyuyor. En azından bana öyle. Kapatıyorum artık, başka bir şey söyleme yeter. Balık restoranına gideceğiz. Hemen rezervasyon. You don't speak English, so wait a second. Hallo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym rezerwować na dzisiaj wieczorem o 19:00. Tak, o 19:00, tak. İki kişi. Na dwie osoby. Na dwie osoby. Tak. Na jakie nazwisko? Arif. Oczywiście. Dobra. Także zapraszamy. Dobra, dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Soyadımı Ulu desem anlayamayacak. Yok, 7'de gidiyoruz değil mi? Aynen. Restoran yarım saat uzaklıkta. O zaman 6:20 gibi falan çıkarız. Kekleri yedik. Nereye gidiyoruz hemen? Şimdi balık yemeye gidiyoruz. Çok açım. Açlıktan öleceğim. Az önce. Yalnız buranın ışıklandırması çok güzel değil mi? Kapıyı kilitledim herhalde. Az önce pirinç patlağı yiyordum. Yeter artık. Ne oldu? Bir an önce gitmemiz lazım. Açlıktan bayılabilirim. Köpek mi o ya? Evet. Bak, çekil. Sakın gelme. Öyle kenara git. Çok karanlık. Ne
Abi korktum. Karşımıza bir şey çıkmasın. Valla etrafta da hiç kimse yok. Yalnız kameradan yine aydınlık gözüküyor. Evet. Sonunda geldik. Çok karanlık yollardan geldik. Yarım saat değil mi? Valla yarım saat ama yani ben çok bir saat sürdü belki ya. Evet, kilometre çünkü olarak 30 yaşım. Ama burası güzel ama bir yere benziyor. Bakalım. Gidelim şimdi. Aa, çok parlıyor. Buraya geldik. Pustelnia. Ama aşırı parlıyor şu an. Ha, düzeldi. Ama benim maskem yok. Restorasyon burası ya. Hemen oturmuşsun hemen. Evet, hemen montumu çıkartmadım da. Böyle bir yer beklemiyordum açıkçası. Bir yarım saat karanlıkta geldik ama değdi değil mi? Aynen. Çok güzel. Beğendim. Bir de balık restoranı. Normalde diğerleri daha yakındı. Evet. Niye onları tercih etmedik? Daha çok Polonya yemekleri vardı. Evet, onlar daha çok Polonya yemeğiydi. Bir de balığı çok evde yapmıyoruz kendimizde. Gelmişken burasında öneriyorlardı. Buraya gelmek istedik. Şöyle göstereyim etrafı. Üstünü niye ara değiştirdin ya? Sen yukarı bakarken fırsat bilin. Şimdi hemen şey, aynen menüye bakalım. Aynen. Şimdi gelecek zaten, ne seçtin? Hiçbir şey. Daha bakıyorum. Hiçbir şey seçmedim. Bir karar verelim. Yemekle aynen görüşürüz. Çayıma bakın. O ne ya? Bira bardağı gibi. Kazanla gelmiş. Winter tea. İçinde her şey var. Karanfil, portakal, limon. Çok güzel oluyor. Hemen niye öyle garip şeyler içiyorsun? Garip değil ki işte. Hem şey, sağlığıma da iyi geliyor. Bağışıklık sistemime falan. Diyorsun. Evet, sen? Klasik. Burada böyle işte, suyu verirler, kendin demle sallamayı içine atarsın. Ama ben sevmiyorum ama mecbur yani. Bakın. Görünmüyor ki. İçinde değişik otlar, tohumlar var. Zoomlamıyor ki ya. Aa. İşte fakirin kamerası da böyle oldu. Balığımızı beklerken çayımızı içelim. Bu sazan. Ekmek istemezseniz vermiyorlar. Bu patates, bu da Polonya'nın meşhur salatası. Meşhur salatası. Seninki neydi Emel? Benimkisini şey, alabalık. Alabalık. Ben hep alabalık yiyorum her gittiğim yerde. Bu da alabalık fırında. Artık yiyelim çünkü ben çok açım. Benimkisi güzel gözüküyor yalnız. Evet. Neyse, hadi yiyelim yemeğimizi. Afiyet olsun. Benim tabağımı götürüyor. Ben yemeğe devam ediyorum. Emel, sen ne yapmışsın ya, balığı elinle mi parçaladın? Ne yaptın? Hayır. Biraz fazla kılçığı vardı. Operasyon yaptım. Yemek nasıldı? Ben çok beğendim ya. Benimkisi harikaydı. Benim balığım sazan, fındıkla böyle şey evet yapmışlar. Güzeldi. Bu da çok güzeldi. Bir tane daha videoyu size göre sağ üst köşesi mi oluyor darbe? Diğer taraf, diğer taraf. Oraya koyarız. Bir de Beskid'de yediğim balık vardı. O da çok güzeldi. Bu da öyleydi. Baya beğendim yani. Ve çok böyle doyurucu oluyor. O yüzden gelince genelde balık yemeye geliyoruz. Değil mi? Aynen. Neyse, biraz sindirelim ya. Aynen. Feci oldu. Hesabı ödedik. Şimdi artık kalkıp evimize geri dönüyoruz. Aynen. Çok gidelim. Doydum. Durun, her şeyimi alayım. Şöyle biraz göstereyim ya. Aynen. Balık restoranı ya. Baksana. En son şunlardan almak istemiştim. Evet. Ama o kadar büyük evimiz olmadığı için alamadım. Evet sen ya, evet sen ya. Balıkçılıkla alakalı birçok şey var değil mi? Gölleri de var. Oradan geliyor balıklar galiba değil mi? Arif, ben öyle biliyorum. Nereden aldın bu istihbaratı? Şey yazdı ya, otelin sahibi. Tabii ben nasıl getirdim seni buraya? Mekan önerisi benden geldi. Bunu çalmamışlar. Dur hadi. Restorandan çıkmadan bir fotoğraf çekeyim, çok güzel. Hadi gidelim.
Şapkam arabada mı? Evet. Arabada. Hiç bilmiyorum. Arabada. Arif'in en kıymetli varlığı. Ay, kafam üşür benim. Ya çok garip bir yer ya burası. Ama aa bak Arif. Balık tutmaya bununla gidiyorlar galiba. Aynen. Sanda. Geldiğimiz yola bakın. Ve bu kamerada hep aydınlık çıkıyor. Normalde daha da karanlık. Ama ısınları yapıyorum. Mesela al. Aynen. Böyle bir yol evet. Geldik galiba şu. Şurası aynen. Hedefiniz sağdadır. Oh çok şükür. Devam edip şeye gideceksin. Sola doğru döneceksin. Geldik. Yukarı gidip oturalım dedik ama yemekten sonra soğuk oldu. Aa, oturamayacağım. Hiç ışık yok çünkü. Bu ev. Orman böyle çok karanlık ve korkunç. Neyse inelim ya. Oo, üşüdüm. Şubat ayında terasta, balkonda. Ay ineyim de oturulmuyor. Oo, çok soğuk. Çıktım ama oturamadım. Hem çok karanlık hem çok soğuk. Hiçbir şey yok. Yukarıdan biraz aşağıyı görüntüledim. Orman çok karanlık. Şimdi artık herhalde yatarım. Yarın sabah tekrar görüşürüz. Yarın son günüm. Üzücü. Hayata geri döneceğim. Neyse ben şimdi gideyim dinleneyim biraz. Yarın tekrar görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Bugün buradaki son günümüz. Ama güne kötü bir şeyle uyandık. O da şey, sular kesik. Ama evet. Bize su getirdiler, içme suyu falan. Son günümüz olduğu için çok da büyük sorun değil açıkçası. Kahvaltımızı da getirdiler yine. Bizimle bayağı ilgileniyorlar yani. O açıdan çok güzel. Sadece internet sıkıntı burada. Ya da güzeldi. Bugün zaten son gün olduğu için bir kahvaltımızı ederiz. Ortalığı toparlarız. Ondan sonra belki bir ormanda tekrar yürüyüşe çıkarız. Sonra da gideriz değil mi? Evimize. Aynen. Artık hazırlanıyoruz. Gitme vakti. Bayağı yine doldurduk eşyalarımızı. Hani çantamı alayım. Bugün hava soğudu. O yüzden. Dün güzeldi. Evet. Şimdi kar mı yağıyordu böyle bir şey? Dolu gibi. Şimdi eşyalarımızı alalım. Videoyu kapatalım mı burada hemen? Artık kapatalım ya. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Bye bye.